Evet, herkese merhabalar. Ben Şahin Aybek. Türkiye Hepimizin, Eğitim Hepimizin programına hoş geldiniz. Türkiye'de haftada bir düzenli yayınlanan eğitim programı olmamasına rağmen 23 derece ekranlarında haftada 7 yayınla Türkiye'nin en önemli konusunu eğitimi derecesiz bir şekilde konuşuyoruz. 23 derece ekranlarında derecesiz konuştuğumuz eğitimi heyecanla, coşkuyla, umutla ele almaya çalışıyoruz. Susmuyoruz, korkmuyoruz, alışmıyoruz. Eğitimin güncel ve teorik sorunlarını ve çözüm önerilerini konunun uzmanlarıyla, bilimin ve aklın ışığında tüm yönleriyle, eğitimin felsefi, sosyal ve teorik yönleriyle konuşmaya devam ediyoruz. Ne zamana kadar mı konuşacağız? Atatürk'ün eğitim felsefesini laik, demokratik, bilimsel, kamusal ve karma bir eğitimi hakim kılıncaya kadar konuşacağız. Aydınlanmanın, aklın, bilimin ışığı, karanlığı yeninceye de konuşacağız. Arkamızda yatağa aç giren hiçbir çocuk bırakmayıncaya kadar, arkamızda hiçbir eğitimsiz çocuk kalmayıncaya kadar Türkiye'nin eğitimini 23 derece ekranlarında Türkiye Hepimizin, Eğitim Hepimizin programında derecesiz bir şekilde konuşmaya devam edeceğiz. İşte bugün bunun için yine önemli bir konuğum var. Eğitimci, yazar Yaşar Sezgin. Sevgili Sezgin, hoş geldiniz. Hoş bulduk, günaydınlar. İyi günaydın hocam. Çalışmalarınıza ve izleyicilere. Çok teşekkür ediyorum. Ne güzel sizi görmek. Ben sizi her gördüğümde yeniden umutla doluyorum. Bazen kaybetmek üzere olduğum heyecanımı, umudumu tazeliyorum. Çünkü Türkiye'nin eğitimini hep birlikte daha iyiye götüreceğiz. Hep birlikte Türkiye'nin eğitiminde daha kötüye gitmesi için bariyerler kuracağız. Bugün sizinle hocam, siz eğitimin gerek teorik gerek pratik alana çok hakim bir isimsiniz. Ama beni üzen bir nokta var. Sizin bütün bu hakimiyetinize rağmen siz sosyal medyada adeta çırpınıyorsunuz, haykırıyorsunuz. Ama Türkiye kamuoyu bunu görmüyor. Bugün 23 derece ekranlarında yüz binlerce 23 derece izleyicisi ve 23 derece internet sitesi için yaptığımız röportajda yine yüz binlerce 23 derece okuyucusu sizi daha detaylı yakından tanıyacak. Ben daha detaylı tanımalar gerektiğini düşünüyorum. Çünkü siz yıllarca İlmi Eğitim Müdürlüğü yaptınız, bürokraside yer aldınız, eğitim için bir şeyler yapmaya çalışıyorsunuz. Bugün bu 25 dakikada bunu detaylı bir şekilde ele almaya çalışacağız. Türkiye'de eğitim muhalefetinin muhalefetsiz kaldığı, muhalif güçlerin medyasının, akademisinin, siyasetinin, Türkiye'nin eğitiminin adeta cumhuriyet mirasının çarçur edildiği bir dönemde bizler yeniden Türkiye'nin eğitimini toparlamak adına bir şeyler yapmak zorundayız. Hocam, tüm bunların ışığı altında hem ilk söylemek istediklerinizle eğitimimizin en ana unsurunun felsefe olduğunu düşündüğümüzde eğitimimizin felsefesi korunuyor mu? Eğitimimizin felsefesi dediğimiz zaman eğitim süreci insanlık tarihiyle başlayan ve süren bir süreç. İnsan doğumdan ölüme kadar bu sürecin içinde bir bölümünde yer alabilen bir kişilik. Doğal olarak süreçteki değişim ve gelişmelerden etkilenir. Fakat ihtiyacına göre de o süreci etkiler insanlar. Ülkemizdeki eğitim sürecine baktığımızda ise anayasamızın 40. maddesi ile 1739 ve 222 sayılı yasalarda eğitimimizin felsefesi belirlenmiştir. Yani bu şunu demek istiyorum. Baş öğretmenimiz Büyük Önder Atatürk'ün ilkeleri bu felsefenin ana mihengini oluşturur. Dolayısıyla buradaki sorun bu yaklaşımdan uzaklaşılması ülkemizde bugün için eğitimdeki. Yaşar sorun. Hocam, doğru mu anladım? Aslında siz ilgili yasalarda ve Atatürk'ün ifade ettiği noktalarda Türk eğitim sisteminin bir felsefesi olduğunu, çünkü ben de bir eğitim felsefecisiyim, ama evet, problemin bu felsefeden uzaklaşıldığı, doğru mu anladım? Doğrudur, doğrudur. Dolayısıyla şimdi burada çağ dışı yaklaşım ve girişimler var, denemeler var. Bu esas sıkıntı buradan kaynaklanıyor. Yoksa hukuki altyapı olarak ve donanım olarak şu anda eğitim sistemimiz gelişmeye kapalı değil. Bunu vurgulamak istiyorum. Peki hocam, eğitimimiz doğru mu anladım? Çağ dışılığa mı teslim olmuş bir vaziyette? O tarafa doğru çekilmeye çalışılıyor. Buradaki şey, sıkıntı, bu Atatürk'ün ilkelerine sahip çıkan kesimin sessiz kalması diye bir sorunumuz var şu anda. Yani var olan sisteme sahip çıkılmaması diye, yeteri kadar öncelenmemesi diye bir
durumla karşı karşıyayız. Hocam şu saptamamız, şu önermemiz doğru mu? Evet, Türkiye'nin eğitimini çağ dışılığa götürmeye çalışan bir kesim var. Ama var. En az bunun kadar önemli bir problem de bunun karşısında susan, bunu yeterince engellememeye çalışan bir kesim olması. Doğru mu anlıyorum? Doğru, aynen öyle. Evet. Peki hocam, bu genel saptamanızdan sonra ben şunu da merak ediyorum. Biz tabii seçim bir vesaire derken insanların eğitimin genel fotoğrafından da uzaklaşmamasını istiyorum. Biz bir 2022-2023 öğretim yılını bitirdik. Evet. Geldiğimiz noktada 2022-2023'ün sonunda neredeyiz biz hocam şu an? Onu şöyle diyebiliriz. Öğretim yılının başından sonuna kadar birikmiş sorunların çözümünü üretmek Milli Eğitim Bakanlığı'nın görevi. Ama Milli Eğitim Bakanlığı bürokrasisi önerilen çözümlere sorun üretmeyle zaman geçiriyor. OECD'nin 2022 yılında yaptığı araştırmasına göre insanımızın eğitim hizmetinden memnuniyet oranı ancak %21. Zorunlu öğrenim çağında olup okullaştırılmayan 3 milyon çocuğumuzun okullaşması için atılan hiçbir adım yok. Ayrıca ders programlarımızın güncellenmesi yapılmıyor. Vakıf protokolleri iptal edilmiyor. Mesleki eğitimi iyileştirilmesi için çaba gösterilmiyor. Ama ders yılı sonuna geldiğimizde ortaya ÇEDES isimli bir proje ile çıkıldı. Şimdi değerli hocam, şu kısmını doğru mu anladım? Şimdi siz ana başlıklar şeklinde 2022-2023 eğitim öğretimindeki bir takım ana problemlerden bahsettiniz. Arılar herhalde beni sevdi. Doğayla iç içeyiz. Kocaman bir arı var. Şimdi bunlardan en önemli başlıklardan bir tanesi, ana hatlarla söyleyeyim. Vakıf protokolleri. Evet. Vakıflarla yapılan sözde protokoller. Bu bağlamda da ÇEDES'ten bahsettiniz. Aslında mevcut Bakan Yusuf Tekin'in bakanlığa gelmesiyle beraber de bu ÇEDES projesi çok konuşulmaya başlandı, bu protokol. Bu daha önceden de imzalanmış bir protokol. Evet. Yani burada Yusuf Tekin çok akpak bu protokolü o yapmadı falan anlamda söylemiyorum bunu. Önceden imzalanmış ve şu an hızlı bir şekilde uygulamaya konmuş bir protokol. Nedir bu ÇEDES? Ne değildi? Biraz da buradan gidelim. Bizi izleyen şu an yüz binlerce 23 derece izleyicisi için ÇEDES'i bir açalım. Nedir ÇEDES hocam? Evet. O kulağa da güzel geliyor hocam. ÇEDES deyince de kulağa böyle kısaltılınca böyle güzel nasıl derler, güzel böyle hediyelenmiş gibi. Nedir ÇEDES? Evet. Öncelikle şunu belirtmeliyim. Anayasamızın 40. maddesiyle eğitim öğretimin uygulanması, gözetim ve denetimi devletimizin kontrolünde olması öngörülmüştür. Ve bu görev devletimiz adına Milli Eğitim Bakanlığı'na yürütülmektedir. Bunu belirttikten sonra ÇEDES'e gelince, proje protokolü 2021 yılı Kasım ayında Diyanet İşleri Başkanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı ve Gençlik ve Spor Bakanlığı arasında imzalanmış. Hı hı. Ama 2023 yılı Nisan ayına kadar uygulanmamıştır. Çünkü projede Diyanet İşleri Başkanlığı'nın okullarda çalışma yapması öngörülmüş. Fakat bu durumun anayasanın 40. maddesine aykırı olduğu sonradan fark edilmiş olmalı ki 2023 yılı Şubat ayında Diyanet İşleri Başkanlığı görevleri yönetmeliğinde değişiklik Diyanet İşleri Başkanlığı'nca yapılarak uygulamanın önü açılmak istenmiştir. Ne var ki anayasal bir hükmün bir kurumun yönetmelik değişikliğiyle delinmesi hukuk ihlali ve garabetidir. Hı hı. Kamuoyuna seçim gündemiyle meşgul iken uygulamaya adım atılmıştır. ÇEDES'te Milli Eğitim Bakanlığı ile ilgili öngörülen çalışmaların tamamı okul ve kurumlarımıza zaten yapılmaktadır. Öğrenci kişilik hizmetleri ile din, kültür ve ahlak bilgisi derslerinde bu konular halen yer almaktadır. Öğrencilerin kimlik, kişilik ve karakter gelişimine ilişkin değerler ve davranışların kazandırılması rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri içindedir ve profesyonel yeterliliği, yetkinliği olan psikolojik danışmanlar eliyle yürütülmektedir. Ayrıca din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmenleri ilahiyat mezunu olan bu arkadaşlarımız aracılığıyla da din kültürü ve ahlak bilgisi dersleri zaten verilmektedir. Hocam Yaşar hocam, bu kamuoyunda konuşulurken biz sizinle görüşmüştük. Bu arada bunu kamuoyunun bilmesine de bir bahis hissetmiyorum. Açık açık da söyleyeyim. Benim Türkiye'de yaşamımı eğitime adamış bir genç bir kardeşiniz olarak beynimi en çok beslediğim kişilerden birisi sizsiniz. Çünkü siz gerçekten
omurgalı bir duruş sergiliyorsunuz. Her ne olursa olsun ülkenin çocuklarının eğitiminin geleceği için muhalefeti, medyası diğer fark etmeksizin, bu ben dahi olsam, ahlaki ve saygı ölçüler içerisinde doğruyu söylüyorsunuz ve o dönemde biz sizinle görüşmemizde bu konuda ilgili başka bir şey söylemiştiniz. Sendikaların ve muhalif partilerin bir şeyi gözden kaçırdığından bahsediyor. Neydi o kısmı? Asıl önemli olan kısım bu, evet, kısmı. Ben tam oraya gelmek üzereydim. Çenesiyle yapılmak istenen Milli Eğitim Bakanlığı dışında Milli Eğitim Bakanlığı'na rağmen Diyanet İşleri Başkanlığı görevlerine Milli Eğitim Bakanlığı'na paralel bir yapı denemesi bu ÇEDES projesi. Hı hı. Şöyle ki örnek vereyim. Su ile yağ birbirine karışır mı? Karışmaz. Yani bu ÇEDES projesi böyle bir şey. Milli Eğitim Bakanlığı'nın sorumluluğunda olan eğitim felsefesi ile ÇEDES projesinin felsefesi bu kadar birbirinden farklı. Hı hı. Bunu şunun için söylüyorum. Eğer Milli Eğitim Bakanlığı çalışmaları ve programlarında buna projede öngörülen çalışmalara ilgili eksiklik varsa bunu Milli Eğitim Bakanlığı değiştirebilir, eklemeler yapabilir. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın uygun olarak Milli Eğitim Bakanlığı'nda sürdürülmesi bir an önce sağlanmalıdır. Çünkü neden söylüyorum? Dün açıklanan YKS sonuçlarına baktığımız zaman ÖSYM Başkanı'nın açıklamalarından aktarıyorum. 2023 yılı YKS'de din, kültürü, ahlak bilgisi cevap ortalaması 1.4 seviyesinde kalmıştır. Hı hı. Yani vakıf protokolları yani vakıf protokolları başta olmak üzere ÇEDES ve benzeri projeler ile Milli Eğitim Bakanlığı'nın hazırladığı programlar çerçevesinde din, kültürü, ahlak bilgisi, değerler eğitimi bu noktaya kadar gelmiştir. Sebebi de şundur. Din, kültürü, ahlak bilgisi dersi ilk başladığı zaman ders programlarının %50'si din kültürü, %50'si ahlak bilgisi idi konuları. Şu anda ise gelinen noktada din kültürü bilgisi %90, ahlak bilgisi dersi %10 seviyesinde kalmıştır. Dolayısıyla değerler eğitimi maalesef bazı Milli Eğitim Bakanlığı görevlilerince Milli Eğitim Bakanlığı programlarından çıkarılmıştır. Yani bu tür girişimlere alan açılmıştır geçmişte. Doğru mu anlıyorum hocam? Din kültürü ve konuya uzak olanlar için anladığım kısmı söyleyeyim. Evet. Din kültürü ve ahlak bilgisi dersi din kültürü ve ahlak bilgisini de kapsaması gerekiyor. Ama burada din kültürü kısmı çoğaltılmış, %90'lara getirilmiş. Ahlak bilgisi kısmı orada bilerek azaltılarak amaç değerler eğitimi altında bu paralel yapıları Milli Eğitim Bakanlığı içerisinde koymak. Ama dünkü o LGS sınav sonuçlarında gördüğümüzde aslında bunu çok da başarılı olamadı. Din kültürü netlerinin de düşük oldu. Bütün bu çabalara rağmen din kültürüne başarısız olduğumuz. Ama bir başka kısmı sahadan da ben de bir bilgi vereyim size. Evet. Ve üstelik bu bilgiyi veren arkadaşlarım gayet de muhafazakar insanlar. Hocam bu arada benim arkamdan arı geçiyor, sizin arkanızdan kedi geçiyor. Evet, evet. Bizim ev de biraz doğal. Evet. Hayır, benim ev, biz yüksekteyiz yani kocaman bir arı beni sevdi herhalde. Şimdi biz hani siz de aynı şekilde eğitimin 10. köyü olanlar olarak sokulmaya çok alışkınız da arılar tarafından sokulmaya alışkın değiliz. Canımızın yanmasına alışkınız. Özellikle de dost bildiklerimiz tarafından. Değerli hocam, şimdi bu konu ÇEDES'i detaylı konuşuruz. ÇEDES'i de konuşmak lazım. Ben son rahatsızlığı dile getirip diğer bir şey soracağım size. Evet. Yani din kültürü öğretmenleri rahatsız bundan. Normal öğretmenler rahatsız. Din kültürü öğretmeni diyor ki hocam, yani biz çocuğa yani din kültürü ve ahlak bilgisi dersi olmalı mı olmamalı mı, bizi izleyenler için onu da söyleyeyim. O ayrı bir tartışma konusu ama mevcutta zorunlu seçmeli bir din kültürü ve ahlak bilgisi dersi var. Anayasalık bu. Evet, içeriği vesaire. Ama diyorlar ki ya biz bunun amacı din, çocukları din sosuna bulamak. Biz çocukları alıyoruz, camiye götürüyoruz. Ama ben bu şundan rahatsız oluyorum diyor. Ben devletin öğretmeniyim. Ben bu eğitimi, öğretimi, din kültürü dersi içerisinde mevcut program dahilinde zaten verebiliyorum. Gidiyoruz işte, imamlar bir dert, diğerleri başka bir dert, diğeri başka bir şey söylüyor. Çok başka, bunun sahada uygulamada da ciddi problemleri var. Yani adam belki camiye gitmek istemeyen bir kişi ama zorla siz o kişiyi alıp camiye götürüyorsunuz. O öğrenciyi topluyor. Dersler bir taraftan aksu vesaire vesaire. Hocam ben sizin ilginç fotoğraflarınızdan bir tanesi var. Bunu da önemsiyorum. Siz aynı zamanda bir eğitim aktivistisiniz.
Nerede eğitimle ilgili bir şey varsa bir bakıyorum orada Yaşar Hoca önde, elinde bir pankart açmış falan. Ben evet. bunu çok önemsiyorum. Ben çok yapamıyorum ama bunu çok evet. önemsiyorum. Çünkü bu gidip o arkadaşlar orada destek vermek, ben buradayım demek. Birileri görür görmez bu çok önemli değil. Biz zaten evet. bunu kendimiz görelim diye yapıyoruz. Bu çok önemli bir şey. Bu evet. anlamda siz hep öğretmenlerin yanındasınız. Sorum evet. şu olsun. Öğretmen ihtiyacının karşılanması ne durumda şu an? Siz çok sık evet. öğretmenlerle bir araya geliyorsunuz. Nedir? Problem nedir? Ne oluyor? Problem şu Şahin Bey o konuda. Milli Eğitim Bakanlığı'nın halen görevde 1 milyon 200 bin öğretmeni var. Milli Eğitim Bakanlığı'nın verilerinden aktarıyorum bunu. Ayrıca özel öğretim kurumlarında da yaklaşık 200 bin öğretmenimiz var. Yani toplamda 1 milyon 400 bin öğretmen ile ve psikolojik danışman ile eğitim çalışmalarının yürütüldüğü biliniyor. Ancak depremdeki öğretmen kayıplarıyla birlikte 200 bin öğretmen açığı olduğu da verilere göre öngörülmektedir. Hı hı. 2023'te yapılan atama ise 45 bin seviyesinde kalmıştır. Son yıllarda olduğu gibi 2022-2023 öğretim yılında da 100 bin kişi ders ücreti karşılığı görevlendirilmiştir. Bu kişilerin büyük çoğunluğu eğitim fakültesi mezunu değil, eğitim alanı dışındaki lisans ve ön lisans mezunlarıdır. Bu kişilerin dikkatli olarak eğitime bilimsel katkıları olmayacağı açıktır. Hı hı. Milli Eğitim Bakanlığı tüm sınıflar ile kurslarda eğitim fakültesi mezunu olacak kadar öğretmen atamasını bir an önce yapmalıdır. Bunu özellikle belirtiyorum. Çünkü şu anda halen bu yılki mezunlarla birlikte yaklaşık eğitim fakültesi mezunu olup ataması yapılmayan 650 bin öğretmenimiz var. Ama buna karşılık da son yıllarda ısrarla öğretmen olmayan, liyakati olmayan 100 bin kişi ders ücreti karşılığı okul ve sınıflarımızda görevlendiriliyor. Yani bu çok büyük bir çelişki, çok büyük bir handikap. Yaşar Hocam burada ben de bir ekleme yapma ihtiyacı hissediyorum. Evet. Beni izliyorsa arkadaşlarım mutlaka dinlesin. Linç yiyeceğim ama bunu yapmak zorundayım. Şimdi evet. Dediğiniz gibi 1 milyon 400 bin öğretmenimiz var. Özel sektörde çalışan meslektaşlarımızla beraber. Ama 650 bin, 700 bin hatta bir rivayete göre 1 milyona ulaşan atanmayan dediğiniz gibi öğretmen var. Ama bir taraftan evet. da her yıl Milli Eğitim Bakanlığı'nın 100 bin dolayında çalıştırdığı içinde büyük oranda eğitim fakültesi mezunu olmayan hatta yani fen fakültesi mezunu dahi olmayan ücretli öğretmen arkadaşlar var. O ayrı bir tartışma konusu. Fen fakültesi mezunlarına pedagojik formasyon verilip verilmemesi. Şimdi iş şöyle bir noktaya geliyor bir süre sonra. Baştan siz gömleğin ilk düğmesini yanlış düğümlerseniz aşağıya doğru da yanlış gidiyor. Bu defa o ücretli öğretmen arkadaşlarımız, evet anlıyorum onları. Çok zor koşullarda çalışıyorlar, ciddi emek veriyorlar. Ama şimdi ben 5 yıl gideyim, doktorluk yapayım doktor olmadığım halde. Şimdi geldikleri nokta da şu, bizim mağduriyetimiz var diyorlar. Haklılar, tamam. Emek sömürüsüyle çalışıyorlar ama son noktadaki ana talepleri şu kadro istiyorlar. Yani biz 5 yıldır ücretli öğretmenlik yapıyoruz. İyi de sevgili meslektaşlarım ya da sevgili arkadaşlarım yani meslektaş olmasak bile hani eğitim fakültesi mezun olmasanız bile bu tarafta da az önce Sayın Sezgin'in ifade ettiği üzere 650 bin kişi var her yıl KPSS sınavına hazırlanan, haksız mülakatlarda elenen. Şimdi biz bu insanlara nasıl bir açıklama yapacağız? Yani evet. alnın teriyle 1 milyon kişi gidip ücretli öğretmenlik yapmıyor, sınava hazırlanıyor, bir emek veriyor. Ama bu taraftan da ücretli öğretmenler kadrosu. Yani en son nokta o. Hani koşulların iyileşmesi taleplerimizin son noktası o. Yani bu da bir çelişki. Hocam bunların hepsi aslında çok detaylı konuşulacak konuşular. Sevgili Sezgin ben sizi görünce coşuyorum. Evet. Şimdi size eğitim fakülteleri tüm alanlarda, branşlarda mezun vermeli mi, vermemeli mi onu soracaktım. Veriyor muyu? 2000 evet. Eğitim hizmetlerinde hangi yaş grupları önemlidir vesaire çok sorun var ama ben yine yüz binlerce 23 derece izleyicisi için söyleyeyim. Sevgili Yaşar Sezgin'e çok böyle tatlı bir röportajımız oldu. Bunun detaylarını 23 derece internet sitesinde okuyabilirler hocam. Şimdi geldiğimiz noktada ben asıl ana noktayla son 5 dakikamız bura üzerinden biraz gitmek istiyorum. Evet, evet. Diğer soruların detaylarına bakabilirler. En ana paradigmalardan biri eğitim hizmetleri alanında muhalefet evet. etmek ve buna basının katkısı. Bununla bitireceğim program 25 dakika. Siz nasıl evet. görüyorsunuz? Bir seçim geçirdik ve genel anlamda siz medyayı, sosyal medyayı ya tırnakçası tebrik ediyorum. Yaşınızın çok üstünde de sosyal medyayı çok iyi kullanıyorsunuz. Yani en azından eğitimci olmayan
eğitimden sorumlu genel başkan yardımcılarının gelinlerine, sekreterlerine kullandırdığı gibi yapmıyorsunuz. Yani sosyal medyanın ne olduğunu bilmedikleri halde, çünkü Türkiye'de eğitimde yer yerinden oynuyor. Bir bakıyorsunuz muhalefetin eğitimden sorumlu genel başkan yardımcılarının Twitter hesabında bir satır bir cümle yok. Biz hepimiz oraya bakıyoruz ki hani bir işaret fişeği görelim. Yani o işaret fişeğine göre hareket edelim, bir açıklama yapalım. Siz sosyal medyayı, medyayı da çok iyi takip ediyorsunuz. Hangi gazetenin eğitim editörleri ne yazıyor, ne yazmıyor? Yeri yerinden oynatıyorlar mı? Eğitim hizmetlerinde evet. Muhalefet etmek, basının katkısı, medyanın, akademisyenin evet. Biraz daha konuşalım mı? 3-4 dakika ve onunla bitirelim. Hemen şöyle söyleyeyim. Onu en sona bırakmıştım ben ama konu oraya geldi. 2 gün önce bir TV kanalında eğitim sorunları diye bir program vardı. Ana muhalefet partisinin eğitimden sorumlu olduğu belirtilen genel başkan yardımcısı oradaydı. Ama eğitimci olmuyor. Maalesef, evet. Ve maalesef kız okulları konusunu tartışmaya başladılar. Ben çok üzüldüm. Çünkü anayasamıza ve 1739 sayılı yasaya göre karma eğitim var iken kız okulları konusunu gündeme taşımak, tartışmak, zımni olarak kabul etmek anlamına gelir. Anayasaya aykırı bu durumu kabul etmiyorum ve tartışmıyorum demeliydi. Mesela. Hocam tırnakçası şöyle algılayabilir miyiz? Şimdi biz hep şunu söylerdik terörle mücadele için. Devlet evet. Teröristle masaya oturmaz. Nokta. Doğru mudur? Yani bu kadar basit. Evet. Ha. Evet. Anayasaya aykırı bir durumu konuşmam bile. Yani kesinlikle anayasaya aykırı. Anayasaya aykırı. Yani. Bunu konuşmam bile. Ama işte yani, o bir duruş. Onun için hakim olmanız. Yani onu örnek olay olarak vermek istiyorum. Şimdi eğitim hizmetlerinde muhalefet bana göre 3 bölümde ele alınabilir. Birincisi eğitim sendikaları ve veli kuruluşları ile eğitim alan akademisyenleri. Şimdi bu konuda maalesef eğitim bilim akademisyenlerinden yeterli aksiyonu alamıyoruz. Olumsuz gelişmelere karşı. Birinci kısımda sendikalar var, veliler var, akademisyenler evet, var. Evet. Eğitim sendikaları maalesef konunun özünde yer almıyor, alamıyor nedense. Bunu şöyle örnekleyeyim çok kısaca. Örneğin ÇEDES konusunda ben dedim ki, o arkadaşlarla da görüştüm. Dedim ki onlar ÇEDES projesini yargıya taşıdılar. Oysa dedim ben Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yönetmeliği anayasaya aykırı ve ÇEDES'in kaynağı o yönetmelik. Siz o yönetmeliğe dava açmalısınız. O yönetmelik iptal edilirse ÇEDES projesi zaten olmaz. Yoksa ÇEDES projesini iptal ettirirsiniz, başka bir proje çıkar. Ya, örneğin. Yani bu konularda sendikalarda bu tür yaklaşım eksiklikleri veya bana göre yanlışları var diye düşünüyorum. İkinci kısmı hocam, ikinci kısmı. İkinci kısım siyasi parti ve gönüllü demokratik kitle örgütleri. Siyasi partilerin maalesef ayrımsız iktidar muhalefet olarak söylemiyorum, eğitim politikalarından sorumlu genel başkan yardımcılarının hiçbirisi öğretmen kökenli değil. Tebeşir tozu yutmuş değil, okulda sınıfa derse girmiş değil, köy okulu, kent okulu, yatılı okul görmüş değil. Akademisyen kimlikli kişiler, akademisyenlere karşı değilim ama onlar daha çok örneğin Milli Eğitim Bakanlığı'nda Talim Terbiye Kurulu gibi bilimsel program üretme, ölçme değerlendirme kriterlerini geliştirme, hedefleri doğrultusunda yer alması gerekirken maalesef partilerde aktif olarak varlar. Ama sahayı bilmedikleri için maalesef 22 milyon öğrencimiz ve 1 milyon öğretmenimiz şu anda derdini anlatamıyor. Hocam kurban olayım, keşke bunların talim terbiyede de görev yapmaması lazım. İktisatçının talim terbiyede ne işi var? Yok, eğitim bilimi profesörü. Keşke öğretmen değil de eğitim bilimi profesörleri olsa. Ya da eğitim fakültesinden gelen bir fen bilgisi öğretmenliği profesörü olsun. Evet. Ona da lazım. Ben onu söylemek istemiştim. Daha açık ifade ettiniz. Teşekkür ederim. Üçüncüsü ise en önemsediğim konu görsel ve yazılı basında ve sosyal medyada yer alan eğitimle ilgili tüm görevli ve sorumlu mensuplar, basın mensupları, yani eğitim editörleri, yani eğitim programı yapımcıları, yani muhabirler, yani gönüllü çalışanlar, yani bu arkadaşlarımız da maalesef yeteri kadar köşelerinde, ekranlarında yer vermediği gibi yer verdiklerinde de
tam araştırmadan, incelemeden konuyu ele alıyorlar. Bazıları için söylüyorum. Dolayısıyla şu sonuçta karşılaşıyoruz. Bilgisi olmadan fikri olan bir yaklaşımla karşılaşıyoruz. Dolayısıyla kamuoyunda zaman zaman eksik ve yanlış bilgilendirmelerle maruz kalıyor. Yani bu da yaklaşım ve bakış açısı bakımından düzeltilmesi gereken bir durum. Hocam, bunların son noktasını aslında siz bana manşete girişte verdiniz. Şöyle, siz dediniz ki eğitimimizi stüdyoda beni izliyorsa manşete alabilir. Çağ dışına itenler kadar bunu engellemeyen kesim de suçludur. Yani aslında burada eğitim muhalefetinin güçlü olmaması, güçlü bir eğitim miktarı nasıl olur? Güçlü ya, adam şunu söylüyor. Ya ben ne yaparsam yapayım zaten nihai noktada karşımda duran bir yapı yok. Ben yaparım ederim, mahkemeye de götürmez, medyası da yer vermez, diğeri de olmaz. Medya çok önemli bir şey hocam. Medya çok önemli. Bakın, bakın ben sizin aynı 10. köyde olup linç yemeniz gibi. Şimdi ben bir eğitimciyim. Benim bütün görevim ne öncelikle? Çocuk. Ben sokaklarda başıboş köpekler var. Köpekler zor koşullarda yaşıyor. Aç kalıyorlar. Zordalar. Virgül. Ve böyle olunca da saldırganlaşıp bu ülkenin çocuklarına zarar veriyorlar. Virgül. Ve bu çocuklar son bir yılda, ya geçen sene onlarca çocuk sokak köpekleri tarafından öldürüldü. Köpekler sokaklarda zor koşullarda. Evet. Hiçbir tane muhalefet milletvekilinin ya da iktidar milletvekilinin umurunda değil. Yani halk partisi ya bunlar. Halkın çocukları ölmüş mü, ölmemiş mi? Ya da diğer taraftan bu konunun şöyle bir önemli kısmı var. Hiçbir sol medya, hocam bakın, bu ülkede biz bütün bunların hepsini niye konuşuyoruz? Ülkenin çocuklarına zarar gelmesin, daha iyi gitsin diye. Geçen sene sadece. Şu an sokaklarda milyonlarca sokak köpeği var. Zor koşullarda yaşayan, aç kalan. Onlarca çocuk öldürüldü. Bizim sol dediğimiz medya, ismini tek tek sayarım, bir satır haber olmadı, biliyor musunuz? Niye? Hayvan haklarına... Ya arkadaşlar, hayvan hakkıyla insan hakkı arasında ince bir çizgi var. Ya şunu anlatmaya çalışıyorum. Bırakın eğitime haber yapmayı. İnsan ölüyor. Ölen insanları gündemine almıyor meclisteki milletvekilleri. Meclisteki milletvekilleri gündemine almadığı gibi medya bunu haber yapmıyor. Bir de eğitimde, dediğiniz gibi, eğitimi bilmeyen insanların elinde maalesef bu konuda çok dertliyiz. Konuşacak çok şey var. Evet. Hocam, son birkaç cümleyle bitirelim. Ben son cümleyi şöyle söyleyeyim ben. Biraz önce söylediğim gruplar nesnel ve bağımsız yaklaşımla eğitime katkıda etkin ve yetkin olarak sürecin içinde aktif olarak yer alarak destek vermelidir. Çünkü Türkiye hepimizin, eğitim hepimizin diyorsak, çocuklar ve gençlerimiz bizim geleceğimizin güvencesi ise başka yolumuz yok. Çünkü neden? Ben söylemiştiniz siz de, çok aktifsiniz yaşınıza rağmen diye. Çünkü benim iki şeyim var. Birincisi, çocuklarımızın ve öğrencilerimizin her birinin üstün yararı. Benim için çok önemli. Çok önemli kendilerini gerçekleştirmeleri bakımından. İkincisi de bunlara hizmet edecek eğitim kadrosunu liyakat ve kariyer sahibi öğretmen kimlik ve kişiliğinde olan insanlardan oluşması benim için çok önemli. En çok öncelediğim konu da bu. Şahin Bey, ben programınıza yer verdiğiniz için teşekkür ediyorum. Kanal 23 çalışanlarına ve değerli izleyicilerimize de günlerinde sağlıklar, mutluluklar diliyorum. Esenlikle kalmalarını arzu ediyorum. Teşekkür ederim. Hocam, ben çok teşekkür ediyorum. Bir taraftan da şöyle, umudumuzu arttırdınız, umudumuzu yükselttiniz. Çünkü nihai noktada bu ülkenin eğitimini hep birlikte kucaklamak zorundayız. Dediğiniz gibi, son cümleyi siz söylediniz aslında. Türkiye hepimizin, eğitim hepimizin. Evet sevgili 23 derece izleyicileri, bir Türkiye hepimizin, eğitim hepimizin programının sonuna daha geldik. Bugün önemli bir konuğum vardı. Eğitimci yazar Yaşar Sezgin'le birlikte Türkiye'nin eğitim sorunlarını ele almaya çalıştık. Eğitimimizi çağ dışına itenler kadar bunu engellemeyen kesim de suçludur dedik. Evet, Türkiye'de haftada bir düzenli yayınlanan eğitim programı olmamasına rağmen haftada 7 yayınla 23 derece ekranlarında Türkiye'nin eğitimini derecesiz bir şekilde konuşmaya devam ediyoruz. Yeryüzü aşkın yüzü oluncaya dek konuşmaya devam edeceğiz. Dünyayı ve Türkiye'yi eğitim kurtaracak. Ben Şahin Aybek, herkese iyi ve eğitimli bir gün diliyorum. Bilimle kalın.